Bir seçimle başlar her şey. İyi olanı seçebilirsen, geleceği doğru şekillendirebilirsin. Biz, sağlam, güçlü ve mutlu bir gelecek için uygarlığın yapı taşı betona hayat vermeyi seçtik. Çünkü hayata dokunmak için varız. Özseç Beton. Doğru seçim. Kalite ve güvenin adı Özseç Beton'un katkılarıyla Ay Işığı başlıyor. Ay Işığı. Hazırlayan ve sunan Ahmet Akif Yılmaz. Ay Işığı. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce. Bıçak senden İncinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Uzak senden incinmesin. Efendim, bu dünya sürgününden göçüp gittiğimizde ardımızda tam anlamıyla bu şekilde bir iz bırakabilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Abdurrahim Karakoç'un İncitme isimli bu güzel şiiriyle sizleri selamlıyoruz. Efendim, ay ışığında yeniden bizi kavuşturan, bizi buluşturan Allah'a şükürler olsun. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Mevlam gönlümüze ferahlık versin, işimizi bize kolaylaştırsın ve dilimizdeki tutukluluğu çözsün ki sözümüz doğru anlaşılsın. Efendim, 24 Temmuz tarihinde bu kaydı yapıyoruz. Yayın size 26 Temmuz'da inşallah ulaşacak, yayında olacak ve 20 Temmuz'da yani cumartesi günü sabahı ben de bir kayıp yaşadım. Bu dünya sürgününü tamamlayarak Hakk'a yürüdü muhterem babam. Bu vesileyle hem sosyal medyadan hem efendim gelerek telefonla arayarak taziyelerini bildiren tüm dostlarımıza, tüm dinleyenlerimize, tüm arkadaşlarımıza ve bu acıyı yüreğinde hisseden tüm dostlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Rabbim sevgili babamla beraber cümle geçmişlerimize rahmet eylesin.
Mekanlarını cennet eylesin, kabirlerini bir cennet bahçesi kılsın ve bizlere de şu an sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimiz arasında annesi, babası, dedesi, geçmişleri efendim ahirete göçmüş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ve tüm evlatlara da yani bizlere Allah öyle güzel bir hayat yaşayabilmeyi nasip etsin ki işlediğimiz güzel amellerle annemizin, babamızın sevap hanelerine, sevap defterlerine katkıda bulunabilmeyi Rabbim nasip etsin diye dua ediyorum. Ve bu duayla efendim ay ışığında beraberliğimizi başlatıyoruz. Abdurrahim Karakoç'a da Allah'tan rahmet dileyelim. İncitme isimli o güzel şiiriyle başladık. Ve şimdi geçti ömrüm başlığını taşıyan, Natuvan imzasını taşıyan efendim Hüseyin Genç abimizin bizimle paylaştığı şiiriyle sizi baş başa bırakalım. Gönüllere şifa olan şiirler. Ay ışığı. Dışım gülse, içim ağlar. Böyle geçti ömrüm benim. Garip ruhum gamdan çağlar. Böyle geçti ömrüm benim. Sılamla koptu bağım. Heder oldu gençlik çağım. Hazan yedi gönül dağım. Böyle geçti ömrüm benim. Günüm gecem kahır çile, çektiklerim gelmez dile. Sultan iken oldum köle, böyle geçti ömrüm benim. Mevlam yazmış fermanımı, hekim bilmez dermanımı. Nadan çaldı harmanımı, böyle geçti ömrüm benim. Natuvanım bitmez sızım, böyleymiş alın yazım. Yaradana yoktur nazım, böyle geçti ömrüm benim. Böyle geçti ömrüm benim. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, bofradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam, hey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, ağlama benim babam, hey. Ağlama mazlum babam, ağlaman açar babam, ara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan
gene açar babam, Allah büyük babam hey. Derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük hey. Ah bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, beçare beli bükük hey 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 hey. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş, bu adam benim babam hey hey. Ağlama aslan babam, dert etme açar babam, ara gün geçer babam hey hey hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, Allah büyüktür babam hey. Dert etmen açar babam, aldırman açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, aldırma benim babam hey. Benim babam mert adamdı, mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki, ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Hainler sürüsü sardı dört yanı. Topyekün askerdik 15 Temmuz'da. Unutma o günü, anla ve tanı. Tüm gönüller birdik 15 Temmuz'da. Köprüler tutulmuş, sokak tank dolu. Caddeler, meydanlar olmuş kan gölü. Çoğunun dehşetten tutulmuş dili. Alev alev korduk 15 Temmuz'da. FETÖ'nün kulları haşhaş içtiler. Benim silahımla vahşet saçtılar. Güya bu millete kefen biçtiler. Etten duvar ördük 15 Temmuz'da. Anadan babadan geçenler vardı. Şehadet yolunu seçenler vardı. Sessizce sıvışıp kaçanlar vardı. Onları da gördük 15 Temmuz'da. Her mesleğe mensup memur, işçiyi, hocayı, şoförü, garson, aşçıyı, ev hanımı, asker, polis, bekçiyi, al bayrağa sardık
15 Temmuz'da. Korkmayan yürekler destan yazdı. NATO'ya, FETÖ'ye mezarlar kazdı. Büyük Türk milleti oyunu bozdu. Vatan namus ardık 15 Temmuz'da. Canları vatana veren milletiz. Tarihe damgayı vuran milletiz. O gece kıyama duran milletiz. Karanlığı yardık 15 Temmuz'da. Karanlığı yardık 15 Temmuz'da. ...27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat kahpe ihanetlerin günüydü. O günden beri Mayıslar kendi 27'sinden, Martlar kendi 12'sinden, Eylüller kendi 12'sinden, Şubatlar da kendi 28'inden hala utanç duyar. Temmuz'sa bu zulüm ve ihanet, bu hain işgal girişimi zincirinin son halkasında işgale milletçe geçit verilmeyen gün olarak tarihe geçen 15'ini gururla taşıyor. Allah bu millete bir daha darbe, ihtilal gibi isimler altında işgaller yaşatmasın. Amin. Efendim Gazi Hüseyin Kılbaş hocamızın 15 Temmuz Destanı isimli o güzel şiirine ses olduk ve bu vesileyle 15 Temmuz'da yitirdiğimiz 251 şehidimizi rahmetle, duayla yad edelim. Allah onların şefaatine erdirsin bizleri ve bu vesileyle de hem 15 Temmuz'da hem de geçmişten bugüne vatan, millet ve ezan uğruna şehadete yürüyüp gazi olarak efendim aramızda bulunan tüm gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Kendilerine afiyetler diliyoruz ve geçmişten bugüne yine vefat etmiş tüm gazilerimizi de rahmetle, duayla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Efendim devam ediyoruz beraberliğimize. Hüseyin Genç hocamızın Natuvan Mahlası ile geçtiğimiz dakikalarda bir şiirine de ses olduğumuz hocamızın mesajıyla hemen devam edelim. Selamun aleyküm, hayırlı huzurlu yayınlar diliyorum Ahmet Akif Bey. Muharrem ayınız ve cumanız mübarek olsun. Cumanız hayırlara vesile olsun. Yüce Rabbim sözlerinize tesir halk eylesin. Kıymetli kardeşim, bugün Muharrem ayının 20. gününü idrak ediyoruz. Malumunuz Muharrem ayı denince akla Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin Yezid'in ordusuna karşı verdiği hak mücadelesinin sonunda şehit olduğu Kerbela vakası gelir. 1344 yıl önce vuku bulan bu elim hadise bize daima şunu hatırlatmakta. Şu dünya üzerinde iki saf insan var. Biri hakkı ve hakikati savunan, adaletle insanlar arasında hüküm eden ehli sünnetin safı, diğeri ise de zulümle övünen batılın sadık zalimleri. Bu iki cenah, Hazreti Adem'le başlayan insanlık tarihinin kıyamet saatine kadar devam edecek olan hak ve batıl savaşının kesintisiz devam edeceğini gösteriyor. Dün Kerbela'da masum insanlara her türlü zulmü reva gören Yezidler, bugün aynı zulmü Filistin'de, Gazze'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da ve ümmet coğrafyasının muhtelif yerlerinde aralıksız devam ettiriyorlar maalesef. Gazze'de 9 aydan bu yana taş üstünde taş, gövde üzerinde baş bırakmayan Siyonist, barbar İsrail'in yaptıkları bu alçak zulüm hız kesmeden maalesef devam ediyor. Demek ki ne Yezidler biter ne de Hüseyinler biter. Yüce Allah
Hüseyin meşrepli kullarına zafer nasip etsin. Yezid meşrepli zalimleri de kahru perişan eylesin. Zulümle abad olunmaz. Elbette zalimler masumlara yaptıkları zulümle kendi sonlarını hazırlıyorlar. Dünyanın kuruluşundan bu yana hak dava için kendilerini feda eden cümle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz şehitlerin şefaatine nail eylesin. Zalimleri de cehennemin dibine göndersin. Yaşasın İslam, yaşasın bağımsız Filistin ve yaşasın ümmet coğrafyası. Akşamınız nur, gönlünüz huzurla dolsun, Allah'a emanet olunuz, kalın sağlıcakla diyerek mesajını tamamlamış Hüseyin Genç hocamız. Efendim, tüm gündemi de aslında toparlamış oldu mesajıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Yürekten katılıyoruz bütün cümlelerine. Allah bir an önce Müslümanlara uhuvvet nasip etsin. Gücünü birleştirip zalim, barbar, terör efendim örgütü İsrail'den hesap sorabilmeyi nasip etsin diye biz de dua edelim ve yine Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve tüm Ehli Beyti, Ehli Beyti Mustafa'yı rahmetle, duayla yad edelim. Uğur Işılak'ın efendim İmam Hüseyin isimli şiiriyle, Uğur Işılak'ın İmam Hüseyin isimli şiiriyle sizi baş başa bırakalım ay ışığında. Gönüllere şifa olan şiirler. Resulün göz nuru, şehitler şahı, Kerbela çölünde İmam Hüseyin. Mahzun yüreklerde duyulur ahı, Kerbela çölünde İmam Hüseyin. Aldığı davetle menzile vardı, Yezid'in ordusu etrafı sardı. Kılıçlar, mızraklar bağrını yardı, Kerbela çölünde İmam Hüseyin. Gül kokulu göğsü bulandı kana, İnsan olan nasıl kıyar bu cana? Cevap verin Ehli Beyt'in aşkına, Kerbela çölünde İmam Hüseyin. O mazlum olanın selametiydi, şehadeti en son kerametiydi, Muhammed Ali'nin emanetiydi, Kerbela çölünde İmam Hüseyin. Ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Derdi büyük bir yetim, sevdasıyla irada. Gelirdi kutlu elçi, göründü ufuklarda. Söyledi kelimeyi, gün doldu karanlığa. Getirdi cevabı,
Gör güçleri de secdede ve işte kulumuz. Gör güçleri de secdede ve işte kulumuz. Hatırlatma bu zamanı ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Seyyah oldum, gezdim gurbet elleri. Kâr etti canıma, yeter ayrılık. Anlatayım başa gelen halleri. Ölümden çok çektim, beter ayrılık. Gurbet eli bizim için yapmışlar. Çatısına 3 mum çatmışlar. Ölümle ayrılığı tartmışlar. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık. Karaca oğlan der ki, terkin verince, ötüşür bülbüller gonca gülünce. Ben burada, yar orada, böyle kalınca, ister ölüm olsun, ister ayrılık. İster ölüm olsun, ister ayrılık. Gönüllere şifa olan şiirler. Efendim, Karacaoğlan'ın Seyyah Oldum isimli bu güzel şiirini, Karacaoğlan şiirlerini seven tüm şiir dostlarına özel olarak armağan etmiş olduk. Ve devam ediyoruz Ay Işığında beraberliğimize. İlk defa dinleyen dostlara hatırlatalım efendim, her hafta bu saatte bu yayında sizlerle birlikte oluyoruz. Şiir dostlarına haber vermeyi, efendim yayınları beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bir hafta boyunca sizden gelen şiir isteklerini bu yayında peş peşe bir şiir dinletisi tadında size sunmaya gayret ediyoruz. Sizler de şiir isteklerinizi, yayında paylaşılmasını istediğiniz mesajlarınızı, programa dair duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bunun için info@ahmetakifyilmaz.com elektronik posta adresimiz info@ahmetakifyilmaz.com. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Ahmet Akif Yılmaz yazdığınızda efendim tüm platformlardan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kanallarımız üzerinden de bize ulaşabiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı yaptıktan hemen sonra efendim Cemal Safi'nin Tek Hece Aşk isimli şiiriyle beraberliğimize devam edeceğiz. Cemal Safi şiirlerini seven tüm şiir dostlarına bu güzel şiiri efendim armağan ediyoruz, hediye ediyoruz. Ve yine bizim özellikle YouTube kanalımız üzerinden bize ulaşan dostlar var. Onlara da özel olarak armağan etmiş olalım bu güzel şiiri. Melek Yuvarlak hanımefendiye göndermiş oluyoruz. Efendim, İsviçre'den
Turan Genç efendim yine Yasin Serin beyefendiye göndermiş oluyoruz, armağan etmiş oluyoruz ve özel olarak şu an yurt dışında, özellikle gurbette, Türkiye'nin dışında bizi dinleyen bütün dostlara Cemal Safi'nin Tek Ece Aşk isimli şiirini hediye ediyoruz. Efendim bu güzel şiirle sizi baş başa bırakıyoruz. Ay Işığı, Ahmet Akif'le Ay Işığı. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alemi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Ay Işığı. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Çalamada bu dağlara
kebap olmadan, vakit miyat dalmadan, sen senden kurtulmadan, imkansız çöller aşılmaz. Ölüm ölüp dirilmeden, her gün bin kez gerilmeden, yokluğa kanat germeden, imkansız imkansız yollar aşılmaz. Ah edip ağlamadan, sineler dağlamadan, ah edip ağlamadan, sineler dağlamadan, su gibi çalamadan, bu dağlardan aşılmaz. Kalite ve güvenin adı Özseç Beton'un katkılarıyla Ay Işığı devam ediyor. Ay Işığı. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Yine bu dertli gönül kaynadı taşa geldi. Aşk denizinin mevci başımdan aşağı geldi. Sabrım kararım gitti. Aşk sırrımı faş etti. Ben dahi diyem şunu, kim garip başa geldi. Ol benim gönlüm alan, canıma canan olan, hem beni deli kılan, önüme düşe geldi. Ansızın olmazam, buldum ayrılmazam. Ansız bu aklım bilmem, tedbirim şaşa geldi. Siz şöyle sanmanız ki, ben şimdi aşık oldum. Canım ezel gününde aşka ulaşa geldi. Kalu bela denmeden, elesten ileriden, türlü mihnete aşık anda dolaşa geldi. Şol ben aşıkım diyen, ol yalan dava kılan, nefse dileğin veren, bana temaşa geldi. Aşık hu nefse ya, nefsin kovarınsa, nefs ile aşık canı, bunda savaşa geldi. Derdü bela gözgüsün, gözlerken düğünün günün, dost yüzüne can gözü,
ansızın tuşa geldi. Gerçi kim nihan geldi, can gözü iyan gördü, münkir münafık sandı, tabirli düşe geldi. Eşrefoğlu Rumi'nin varlığı hepsi senin, her ne kim senden geldi, canıma boşa geldi. Gönüllere şifa olan şiirler. Efendim, Eşrefoğlu Rumi'nin Yine Bu Dertli Gönül isimli bu güzel şiirini, Eşrefoğlu Rumi şiirlerini seven tüm şiir dostlarına özel olarak armağan ediyoruz. Eşrefoğlu Rumi'nin bu şiirini ilk defa yorumladık. Umarım efendim hakkını verebilmişizdir diye ümit ediyorum. Ve devam ediyoruz kıymetli dostlar, ay ışığında beraberliğimize. Efendim, bu yayında sizden gelen şiir isteklerini değerlendiriyoruz. Yine bizim sizin için seçtiğimiz şiirler oluyor. Bunları birleştirip bir saati aşkın süre boyunca size sunmaya gayret ediyoruz. Sürçülisan elbette oluyor efendim. Lütfen bunu mazur görün diye sizlerden istirham ediyoruz. Efendim, programa dair duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi bize ulaştırabiliyorsunuz. Hafta boyunca Ahmet Akif Yılmaz yazdığınızda sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Efendim, malumunuz gündemde sokak hayvanları ile ilgili çok fazla konuşmalar yapılıyor, gündemler geçiliyor. Efendim, haberlerde sokak hayvanlarından özellikle köpeklerden kaynaklı olumsuz manzaralara şahit oluyoruz. Efendim, kimi yaşlı kadınlara saldırıyor, kimi çocuklara saldırıyor. Efendim, kiminin maalesef ölümüne dahi sebep olabiliyor ve bir taraftan da sözde işte hayvan haklarını savunan bazı insanlar da sokak hayvanlarını, haklarını koruyacağım derken insanın efendim hakkına girebiliyor. Bugün Avrupa ülkelerinde, dünya üzerinde baktığımız zaman efendim yaşam standardını geliştirmiş, efendim altyapısını, üst yapısını en güzel şekilde geliştirmiş, yani Almanya, efendim Amerika, İsviçre, Fransa, gidin mesela oraların başkentine gidin, efendim büyük şehirlerine gidin. Sokaklarında, caddelerinde başıboş bir tane köpek bulamazsınız. Başıboş bir tane sahipsiz sokak hayvanı bulamazsınız. Ama maalesef bizdeki, Türkiye'deki sözde hayvansever bazı kişiler sokaklardaki bu hayvan popülasyonunu sokakta kalsın, sokakta yaşasın, insanların güvenliğine tehdit oluştursun gayesiyle bir kampanya yürütüyorlar. Bir tarafta milyonlarca insan sokak hayvanlarından, özellikle köpeklerden hem kendi güvenlikleri için hem çocukları için tehdit oluşturduğu için her gün şikayet ederken, bu arkadaşlar maalesef mama lobisi dediğimiz bir lobi var. Bu gerçek kıymetli dostlar. Örgütlenerek efendim sokaktaki bizim çocuklarımıza, bize karşı tehdit oluşturan köpeklerin sokaklardan arındırılıp efendim güvenli yerlere alınmasına mani olmaya çalışıyorlar. Bu noktada lütfen uyanık olalım kıymetli dostlar. Türkiye'mizi karıştırmaya çalışıyorlar, bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Her meselede sıkıntı oluşturabilecek her meseleyi kaşıyarak bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Efendim, sokakta yaşayan, sokakta bulunan sokak hayvanlarının yeri neresidir? Barınaklardır. Eğer bir köpeği aldın, besledin efendim, belli bir süre evinde ona baktın, sonra baktın masrafı fazla, sokağa salıyor birçok insan. Bunu böyle yapıyorlar ve sokaktaki hayvan popülasyonu bu şekilde çoğalıyor maalesef. Sonra onlar
denetim altına da alınamadığı zaman, kısırlaştırma sağlıklı yapılamadığı zaman, ki yapılan araştırmalara göre ne kadar kısırlaştırma yaparsan yap, o popülasyonu denetim altında tutamıyorsun. Çünkü çok ciddi oranda doğum yapıyorlar ve sayıları da fazla olduğu için önüne geçemiyorsun. Bunun önlemini de kim alacak? Devlet alacak. Devletimiz de çok güzel bir yasal düzenleme yaptı. Mecliste şu an o yasalaşma aşamasında. Devlet büyüklerimizden bizim istirhamımız, bizim ricamız bir an önce sokakların güvenli hale getirilmesi. Sokakların insanlar için güvenli hale getirilmesi. Sokak hayvanları da hangi hayvan tehdit oluşturuyorsa önlem alınması gerekiyor. Önce insan diyoruz efendim. Önce insanın güvenliği diyoruz. Dolayısıyla bu anlamda devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Millet olarak da bizim uyanık olmamız lazım. Allah Türkiye'mize zarar vermeye çalışan kim varsa onların şerrinden, milletimize zarar vermeye çalışan kim varsa onların şerrinden bizi korusun diye dua ediyoruz. Ve sözü çok fazla uzatmadan hemen yine çok güzel bir şiirle sizi baş başa bırakıyoruz. Rahmetli Neşet Ertaş'ın Ah Yalan Dünya, ki bu türkü olarak da biliyorsunuz bestelenmiş, yorumlanmış. İlk defa şiir formatıyla da bu güzel şiirle sizi baş başa bırakıyoruz. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gelen dünyada. Sen ağladın canım, bense yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boş yere aldandım, boş yere kandım. Rengi gönlümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gelen dünyada. Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu. Sana karşı benim hayalim çoktu. Felek bulut oldu, üstüme yağdı. Yaşları gözüme dolan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gelen dünyada. Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Alamadım eyvah, muradım kaldı. Ben gidip ellere kalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gelen dünyada. Ay Işığı. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Hani nerede kralları, dünyaya nam
salanları göçüp gitti. Kandırır hep dünya malı, unutturur musallayı, bu hayata kananları alıp gitti. Kandırır hep dünya malı, unutturur musallayı, bu hayata kananları alıp gitti. Çıkmak ister, kanatlanıp uçmak ister, yaradana varmak ister, yalan dünya. Can bedenden çıkmak ister, kanatlanıp uçmak ister, yaradana varmak ister, yalan dünya. Kandırır hep dünya malı, unutturur musallayı, bu hayata kananları alıp gitti. Kandırır hep dünya malı, unutturur musallayı, bu hayata kananları alıp gitti. Kandırır hep dünya malı, unutturur musallayı, bu hayata kananları alıp gitti. Kandırır hep dünya malı, unutturur musallayı, bu hayata. Gönüllere şifa olan şiirler. Şiirler. Yetiş ey keşti bağım, büsbütün deryada yangın var. Değil derya yalınız, cümle hep sahrada yangın var. Açıldı bağı vahdet gülleri, mest oldu bülbüller. Zemini asuman dünya ve mafihada yangın var. Erişti nevbahar vakti, figana başladı bülbül. Değil bülbül yalınız, ol gülü ranada yangın var. Kaşınla kirpiğin, zülfün beni mest etti ey dilber. Değil mestane gözler, kâmet-i zibada yangın var. Muhabbetten yarattı ol Habibi Hazreti Mennan. Değil kim ol Muhammed Hazreti Mevla'da yangın var. Zemine indi mevada nice yıllar döküp kan yaş. Yalınız ağlayan Adem değil, Havva'da yangın var. Nice yıl hasreti hicran oduyla yaktı Kenan'ı. Yanan Yakup değil, gör, Yusuf-u Zelha'da yangın var. Cihan halk olalı göster bana asude ahvalin, ki yok bir istirahat esfelü alada yangın var.
erişti Sami'yi Sultan, beraber dilberi ruhan. Değil yalınız Erzincan, Yemen, sana da yangın var. Bilinmez Salih'in rengi, çalınır tablı gül bangı. Kurulmuş Kerbela cengi, kurulmuş Kerbela cengi, Yaman kavgada yangın var. Gönüllere şifa olan şiirler. Efendim son dizede diyor ya, kurulmuş Kerbela cengi, Yaman kavgada yangın var. Gerçekten büyük yangın var. Efendim 2024 yılındayız, Temmuz ayındayız ve yaklaşık 10 aydır modern dünya dediğimiz, medeni dünya dediğimiz tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de, Filistin'de çok büyük bir yangın var. Ve şu ana kadar 40 bine yakın kardeşimiz orada hunharca şehit edildi. Kahpece şehit edildi. Yani teknolojinin sunduğu bütün son imkanları kullanarak efendim terör örgütü İsrail tarafından, Amerika'nın, efendim dünyanın süper gücü dediğimiz ülkelerin de desteğiyle masum insanları, masum çocukları, 15 binin üzerinde şu ana kadar sadece çocuk, efendim 10 binin üzerinde sadece kadın şehit edildi, hunharca katledildi. Efendim bir soykırım işleniyor dünyanın gözleri önünde ve bu kadar zulüm işlenirken, bu kadar çocuk öldürülürken maalesef Türkiye'de bazı kişiler bir köpeği alıp başka bir yere götürdüler diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Ama bir taraftan Gazze'de 15 binin üzerinde çocuk şehit edilmiş. O masumlar öldürülmüş, öldürülmeye devam ediyor. Çıkıp bir laf edemiyorlar oraya. Burada efendilerinin, mama lobisinin verdiği efendim fonlarla içeride Türkiye'de karışıklık çıkarmak için sözde sokak hayvanlarının haklarını savunacağım diyerek böyle bir gündem oluşturabiliyorlar. Ama öbür tarafta gözlerimizin önünde Gazze'de, Filistin'de 40 bin insan, son bir ayda 40 bin insan şehit edildi ve binlerce insan da enkaz altında yatıyor, enkaz altında kalıyor. Allah bize uyanış nasip etsin. Allah bu zulmü yapan bu zalimlerden hesap sorabilmeyi bizlere nasip etsin ve topyekün insanlığa uyanış nasip etsin, merhamet nasip etsin diye dua ederek efendim son şiirle sizi baş başa bırakacağım. Bırakma beni diyecek Cengiz Numanoğlu hocamız. Az önceki şiir Yangın Var başlığını taşıyordu. Salih Baba'nın şiiriydi. Cengiz Numanoğlu'nun bu şiiriyle efendim huzurunuzdan ayrılacağız. Efendim bu yayında bir hafta boyunca sizden gelen şiir isteklerini bizim sizin için seçtiğimiz şiirlerle birleştirerek bir yayın gerçekleştiriyoruz. Sürçülisan olduysa lütfen affola. Efendim programa dair duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi info@ahmetakifyilmaz.com, e-posta adresimiz info@ahmetakifyilmaz.com, buradan ulaştırabiliyorsunuz bize. Ahmet Akif Yılmaz yazdığınızda sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Efendim Cengiz Numanoğlu hocamızın Bırakma Beni isimli şiiriyle sizi baş başa bırakarak huzurunuzdan ayrılacağız. Sürçülisan olduysa lütfen affola. Yayınımıza eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Yeniden görüşünceye dek yüreğinizin sahibi Allah'a emanet olun efendim. Huzurla kalın, hoşça kalın.
Hevadan kaçmaya ettim de yemin, olmadım yine de kendimden emin. Ey yüce sahibim, Rabbül Alemin, nefsimle baş başa bırakma beni. Son buldu kibirle büyük savaşım. Önünde eğildi o mağrur başım. Gördün Beytullah'ta seldi gözyaşım. Rahmetinden mahrum bırakma beni. Kişi gafilse kelam nafile. Kalpler mutmaindir zikrullah ile. Şu fani dünyada bir nefes bile Kur'an'dan nasipsiz bırakma beni. İbadet tahtımdır, hidayet tacım. Başka hiçbir taca yok ihtiyacım. Her an, her mekanda sana muhtacım. Kapında secdesiz bırakma beni. Artık avutmuyor ne söz ne beste. Emrini bekliyor ruhum kafeste. Vuslat kapısında son nefeste, şehadetten gafil bırakma beni. Affın azabından bilirim yüce, 99 ismin dilimde hece, sorgu sual başlayınca o gece, kabirde cevapsız bırakma beni. Yaklaşan bir gün var, şartları yaman, Kur'an der ki o gün verilmez ama. Ey sıfatı Rahman ve Rahim olan, mahşerde gölgesiz bırakma beni. Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da, geçtim her birinden, geldim maksada. Son bir dileğim var, yüzüm yoksa da, cemaline hasret, cemaline hasret bırakma beni. Ücretsiz şiirler. Sen uzaklarda ihanetin koynundasın. Ben buralarda yalnızlığın ortasındayım. Yanar, yanar bu gönül, dayanamaz gayrı ayrılığa. Kan çanağı gözlerim, dalıp da gider uzaklara. Yanar, yanar bu gönül. Gözlerim dalıp da gider uzak.
dudaklara. Bir seçimle başlar her şey. İyi olanı seçebilirsen, geleceği doğru şekillendirebilirsin. Biz, sağlam, güçlü ve mutlu bir gelecek için uygarlığın yapı taşı betona hayat vermeyi seçtik. Çünkü hayata dokunmak için varız. Özseç Beton. Doğru seçim. Kalite ve güvenin adı Özseç Beton'un katkılarıyla Ay Işığı sona erdi. Ay Işığı. Hazırlayan ve sunan Ahmet Akif Yılmaz.